Güzel çocuklar merhaba. Birinci sorumuza geldiğimizde birinci soruda yukarıda birden 24'e kadar numaralandırılmış kartları Elif ve Ezgi boyayacaktır. Elif iki sayısının katlarını sarıya, Ezgi üç sayısının katlarını maviye boyuyor. Sarı ve mavi renkler karıştığında yeşil renk oluyor demiş. Buna göre yeşil kart sayısını soruyor bize soru. Yani aslında iki ve üçün ortak katlarını sormak istemiş. İki ve üçün en küçük ortak katına baktığımda 2'yi 2'ye böldüm. Bir kere var. 3 aşağı düştü. 3'ü 3'e böldüm. Bir kere var. 2 çarpı 3 yani 6. Bana ekoku veriyordu. Ekokun katları ise çocuklar bütün ortak katları verecektir. Yani 6'nın katları bütün ortak katları verecektir. 6, 12, 18 ve 24 sayıları yeşil olan bölümler diyorum. İkinci sorumuza geldiğimizde. Verilen mekanizmada girişe atılan sayı 4 ile kalansız bölünüyorsa alttaki ağzına yeniyor. Daha sonra 3 ile kalansız bölünüyorsa çıkıştan atılıyor. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi çıkıştan atılabilir diye sormuş. Yani hem 4'e hem de 3'e kalansız bölünebilmesine bakacağım. 4 ile kalansız bölünebilme kuralı son iki basamaktı. Son iki basamaklarına baktığımda A, B ve C seçeneği 4'ün katıdır. Dolayısıyla 4'e bölünür. Ancak D seçeneği 4'ün katı olmadığı için 4'e bölünemez. 3 ile kalansız bölünebilmede rakamları toplamına bakıyordum. 4 artı, 7 artı, 2 artı, 2 artı, 2 artı 4. 4 artı 4, 8. Artı 2, 10, 19. 3'ün katı değil. B seçeneğine baktığımda 4 artı, 2 artı, 5 artı, 6 artı 4. 6 artı 4 10. 19, 21, 3'ün katıdır. O yüzden B seçeneği hem 3'e hem de orada bölündüğü için çıkıştan atılacaktır. Ancak C seçeneğini de incelemek istiyorum. 4 artı, 4 artı, 5 artı, 3 artı, 6. 6, 4, 10. 19, 22. 3'ün katı değil. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. Üçüncü sorumuza geldiğimizde yukarıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki yuvarlak dolduruluyor. Buna göre sorular doğru cevaplandığında aşağıdakilerden hangisi elde edilir diye sormuş. Birbirinin katı olan doğal sayılardan küçük olan sayı en büyük ortak böleni verir. Evet birbirinin katı olan doğal sayılardan küçük olan sayı en büyük ortak böleni büyük olan sayı ise en küçük ortak katı veriyordu. Yani birinci seçeneğimiz doğru. 5 sayısı 85 ile 190 sayılarının ortak bölenidir demiş. 5 ile bölünebilme kuralına baktığımda birler basamağı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile kalansız bölünüyordu. Dolayısıyla 5 sayısı 85 ve 190 sayılarının ortak bölenidir doğrudur. Üçüncü seçeneğimize geldiğimizde 4 sayısı 200 ile 242 sayılarının ortak bölenidir demiş. Bakın son iki basamağa baktığımızda 00, 0, 0 4'ün katı olacaktır. Ancak 42 4'ün katı değil dolayısıyla yanlıştır. 18 ve 24 sayılarının en küçük ortak katı 72'dir demiş. 18 ve 24 sayılarının en küçük ortak katını bulalım. 2'ye böldüm. 9 12. 2'ye böldüm. 6 9. 2'ye böldüm. 3 9. 3'e böldüm. 1 3. 3'e böldüm. 1. Sağdaki sayıların çarpımı bana ekoku yani en küçük ortak katı veriyordu. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi. Yani 8 çarpı 9, 72 en küçük ortak katları 4. seçenekte doğru. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuç D seçeneği gibi olacaktır. Dördüncü sorumuza geldiğimizde. Duygu aşağıdaki kelimelerin harfleriyle kümeler oluşturacaktır. Yiğit kelimesinin harfleriyle A kümesini. Hemen A kümesini oluşturalım. Y harfi, i harfi, yumuşak g bir nesneyi birden fazla yazmadığımız için i harfini bir kere daha yazmadım. B kümesine baktığımda Atatürk kelimesinin harfleriyle B kümesini oluşturuyormuş. Yani A harfi, T harfi, Ü harfi, R harfi ve K harfi de B kümesinin elemanı. C kümesine baktığımda akset kelimesinin harfleriyle C kümesini oluşturuyormuş. A K S e ve T harfi de C kümesinin elemanı. Ve aşağıdaki yorumları yapıyormuş. A kesişim B kesişim C kümesi bir elemanlıdır demiş. Bakın A kesişim B kesişim C kümesine baktığımda her birinde ortak olan elemanın yalnızca T olduğunu görüyorum. Ve bir elemanlıdır. Doğru. A birleşim B kümesinin elemanlarının bazılarıyla tay kelimesi yazılabilir demiş. A birleşim B kümesinin elemanlarına baktığımda Y harfi, I harfi, yumuşak G, T, A, Ü, R ve K harfi varmış. Peki tay kelimesini oluşturabiliyor muyum? T, A ve Y harfi olduğu için oluşturabiliyorum. İkinci seçeneğim de doğru. Üçüncü seçeneğe baktığımızda B birleşim C kümesinin elemanlarının bazılarıyla Kars kelimesi yazılabilir demiş. Hemen B birleşim C kümesinin elemanlarına bakıyorum. A, T, Ü, R, K. A'yı yazdık, K'yı yazdık, T'yi yazdık, S ve E kaldı. Bakalım Kars kelimesinin harfleri bu kümede var mı? K, A, R, S. Evet var. O yüzden üçüncü seçeneğim de doğru. Ve dördüncü seçeneğe baktığımda A kesişim C kümesinin eleman sayısı 8 demiş. Hemen A kesişim C kümesine bakıyorum. A ve C kümelerinin kesişiminde yalnızca T harfinin olduğunu görüyorum. Yani bir elemanlı bir küme. Dördüncü seçeneğim yanlış. Doğru cevabım A şıkkı olacaktı. Beşinci soruma geldiğimde. Deniz Verilen şekildeki A ve B çarklarını aynı anda döndürdükten sonra okların denk geldiği sayılarla kesirler oluşturmaktadır. A çarkının gösterdiği değeri paya, B çarkının gösterdiği değeri paydaya yazmaktadır. Deniz A ve B çarklarını sırasıyla 3 kez çevirdikten sonra gelen değerleri aşağıdaki tabloya not etmiştir. Deniz birinci çevirmede oluşan kesri ikinci çevirmede oluşan kesre bölüp çıkan sonucu üçüncü çevirmede oluşan kesirle çarptığında sonuç 10 bölü 21 çıktığına göre üçgen aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Bakın birinci çevirmede 5 bölü 12 kesrine ulaştım. İkinci çevirmede 7 bölü 24 kesrine ulaştım. Ve üçüncü çevirmede üçgen bölü 3 kesrine ulaştım. Birinci çevirmede oluşan kesir ikinci çevirmede oluşan kesre bölüp çıkan sonucu 3. çevirmede oluşan kesirle çarpıyordu. Ve sonucu da 10 bölü 21 buluyordu. Peki işlemimizi yaptığımızda 5 bölü 12. Birinci kesrimi aynen yazdım. ikinci kesrimi ters çevirdim çarptım. Ve sadeleştirmelerimi yapacağım. 24'ü 12'ye böldüm 2 kere var. 12'yi 12'ye böldüm 1 kere var. 10 çarpı üçgen bölü 21 sonucu 10 bölü 21'e eşitmiş paydadaki değerlerin aynı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla paydaki değerlerin de aynı olacağını söyleyebilirim. Yani 10 çarpı üçgenin 10'a eşit olduğunu söylüyorum. Peki ben 10 sayısını hangi sayıyla çarparsam sonuç yine 10 olur. Tabii ki çarpma işleminin etkisiz elemanı olan 1 ile çarptığımda yani doğru cevap A seçeneği. Altıncı sorumuza geldiğimizde Yukarıda verilen şekillerin kenar sayılarına göre bir kural oluşturulmuştur. Buna göre bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın dörtgen dört kenarlı ve içerisinde yazan sayıyı dörde bölmüş. Üçgen üç kenarlı ve içerisinde yazan sayıyı üçle çarpmış. Yani üçgende çarpma Dörtgende bölmeyi uygulayacağız ve kenar sayılarına göre uygulayacağız bunu. Eğer iç içe geçmiş şekillerimiz varsa da en içteki şekilden başlayarak devam ettiğimizi söylüyor bize. Peki o zaman 2 bölü 3 dörtgen içindeydi bölü 4 diyorum. Daha sonra üçgenin kuralı olan çarpı 3'ü uyguluyorum. Birinci kesrimi aynen yazdım. İkinci kesrimi ters çeviriyorum. Bakın dördün altında gizli bir var. 1 bölü 4 oldu. Çarpı 3 bölü 1 olarak da yazabilirim bunu. Sadeleştirmelerim var. Sadeleştirmelerimi yaptığımda 3'ü 3'e böldüm 1 kere var. 3'ü 3'e böldüm 1 kere var. 2'yi 2'ye böldüm 1 kere var. 4'ü 2'ye böldüm 2 kere var. Paylar çarpımı paya. Paydalar çarpımı paydaya yazılıyordu. Yani doğru cevabımız C seçeneği 1 bölü 2 olacaktır. Evet 7. sorumuza geldiğimizde Yukarıda verilen balonlarda yazan sayılar üslü ifade olarak yazılacaktır. Daha sonra taban ve üs yer değiştirdiğinde sonucu değişmeyen balon veya balonlar patlatılacaktır. Buna göre patlatılmayan balon veya balonların numaraları aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Çocuklar biz Taban ve üssü yer değiştirdiğimizde sonucu değişmeyen bir ifade arıyoruz. 16 sayısına baktığımızda 16'yı 4'ün karesi olarak yazabilirim ve taban ve üstü yer değiştirdiğimde 2'nin dördüncü kuvveti olacaktır. İki ifadenin sonucu da 16 olacağı için sonuç değişmeyecektir. Yani 16'nın yazdığı balon patlatılacaktır. Ancak diğer seçeneklere baktığımızda Bakın 81'i 81'in birinci kuvveti olarak yazabiliyorum ve taban ve üst yer değiştirdiğimde birin 81. kuvveti eşit olmuyor. 81'i 9'un karesi olarak yazabiliyorum. Taban ve üssü yer değiştirdiğimde 2'nin 9. kuvveti birbirine eşit değildir. 81'i 3'ün 4. kuvveti olarak yazarım ve 4'ün 3. kuvveti birbirine eşit değildir. Yani patlatılmayacaktır. 64'e geldiğimde 64'ü 64'ün birinci kuvveti olarak yazabilirim. 1'in 64. kuvveti birbirine eşit değildir. 64'ü 4'ün küpü olarak yazabilirim. 3'ün 4. kuvveti eşit değildir. 64'ü 8'in karesi olarak yazabilirim. 2'nin 8. kuvveti birbirine eşit değil. 64'ü 2'nin 6. kuvveti olarak yazarım. 6'nın karesi birbirine eşit değil. 144'e geldiğimde 144'ü 144'ün birinci kuvveti olarak yazabilirim. 1'in 144. kuvveti birbirine eşit değildir. Peki 144'ü 12'nin karesi olarak yazabilirim. 2'nin 12. kuvveti birbirine eşit değildir. Dolayısıyla 81, 64 ve 144 sayılarının yazdığı balonlar patlatılmayacaktır. Bize de patlatılmayan balonları sorduğu için doğru cevap D seçeneği olacaktır. 8. sorumuza geldiğimizde Gökmen aşağıdaki sahada golf oynayacak ve atış yapacağı bölgeyi aşağıdaki kurallara göre seçecektir. Atış yapacağı birinci bölge bir sayının karesi, atış yapacağı ikinci bölge, atış yaptığı birinci bölgeden sonra kalan bölgelerin sonuçları arasında en küçük olan bölgedir. Buna göre Gökmen'in atış yaptığı bölgeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor. O zaman biz buradaki işlemleri yapmalıyız çocuklar. 3'ün dördüncü kuvveti 81 bölü 9'un karesi 81 çarpı 2'nin karesi 4. 81'i 81'e böldüm 1 çarpı 4 sonucum 4 olacakmış. B bölümüne geldiğimde önce bölmeyi yapmak durumundayım. 4'ü 2'ye böldüm 2. 18 artı 2 doğru cevabımız 20 olacaktı. C bölgesine geldiğimde önce çarpmayı yapacağım çocuklar. 4 kere 3 12. Yani 2 ile 12'yi topluyorum. Sonucum 14'müş diyorum. D seçeneğine geldiğimizde D seçeneğinde 8'in karesi 64 bölü 4'ün karesi 16 artı 3. Bölmemi yaptığımda 64'ü 16'ya böldüm. 4 artı 3 doğru cevabımın 7 olduğunu söylüyorum. Yani A bölgesinin sonucu 4, B bölgesi 20, C bölgesi 14 ve D bölgesi 7. İlk Atış yapacağı değer 1 sayının karesiydi yani 2'nin karesi olan 4. İkinci atış yapacağı yer de o sayıdan sonraki en küçük olan ifade yani 7. Doğru cevabımız A ve D olarak A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu sorumuza geldiğimizde. Oğuz yukarıda verilen düzenek ile bir oyun tasarlamış ve arkadaşlarıyla aşağıdaki kurallara göre oyuna başlamıştır. Oğuz, Berk, Onur ve Eda her biri farklı bir sayı seçmiş ve girişten o sayıların bulunduğu topları atmıştır. Her top katı olan bölgeye düşecek ve aynı şekilde ilerleyerek uygun olan çıkıştan atılacaktır. Dört arkadaşın seçtiği sayılar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre dört arkadaşın attığı topların çıkışlarını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. 81 sayısına baktığımızda 81 2'nin katı mı? Hayır. 3'ün katı mı? Evet. Peki 81 5'in katı mı? Hayır. 9'un katı mı? Evet. O zaman 81 sayısı D çıkışından çıkacaktır. Yani Oğuz'un attığı top D çıkışından çıkacaktır. Berke geldiğimde 190 3'ün katı mı? Hayır. 2'nin katı mı? Evet. Peki. 194'ün katı mı? Hayır. 5'in katı mı? Evet. O zaman 190 B çıkışından çıkacakmış. Onur 184 sayısını atmış. 3'ün katı mı? Hayır değil. 2'nin katı mı? Evet. Peki 4'ün katı mı? Evet. O yüzden A seçeneğinden çıkacaktır. Eda 165 sayısını atmış. 165 2'nin katı mı? Hayır. 3'ün katı. O zaman 5'in katı mı? Evet 5'in katı o zaman hangi seçenekten çıkacak? C seçeneğinden yani sırasıyla D, B, A, C bölgelerinden çıkacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. 10. sorumuza geldiğimizde. 10. soruda çocuklar bize bir işlem tanımlanmış. Bakın A yıldız B işlemi A bölü B işlemine. A üçgen B işlemi A çarpı B işlemine. A kare B işlemi de B bölü A işlemini tanımlıyormuş. O zaman biz bu işlemleri yerine yazarak uyguladığımızda 2 yıldız 3 işlemi 2 bölü 3 oluşturacak. 6 kare 5 işlemi de çocuklar 5 bölü 6'yı oluşturacak. Peki 5 bölü 6'yı aynı zamanda böyle de yazamaz mıyım? Tabii ki yazabilirim. Yani bizden aslında 2 bölü 3, üç, üçgen 5 bölü 6 işleminin sonucunu istemiş. Peki bu işlemin sonucunu bulurken ne yapıyordum? Çarpma işlemi yapıyordum. O zaman ben 2 bölü 3 çarpı 5 bölü 6 işleminin sonucuna bakacağım. Sadeleştirmem var. 2'yi 2'ye böldüm 1 kere var. 6'yı 2'ye böldüm 3 kere var. 5 kere 1 5 3 kere 3 9. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. sorumuza geldiğimizde aşağıdaki soruyu yukarıda verilen bilgiye göre cevaplayınız demiş. Bilgi olarak da yol eşittir hız çarpı zaman formülünü vermiş. Gülce A şehrine doğru 100 tam 2 bölü 3 kilometre bölü saat hızlı harekete geçmiş ve 3 saat sonra A şehrine ulaşmıştır. Buna göre Gülce ile A şehri arasındaki mesafe kaç kilometredir diye soruyor. Yol eşittir hız çarpı zamanda. Peki hızım 100 tam 2 bölü 3. 100 tam 2 bölü 3 ile zamanım 3 3'ü çarptığımda yolu bulacağım çocuklar. Çarpma işleminde tam sayılı kesirleri bileşik kesre çeviriyordum. 100 çarpı 3, 300 artı 2, 302. Bölü 3 çarpı 3 bölü 1. Sadeleştirmemi yapıyorum. 3'ü 3'e böldüm 1 kere var. 3'ü 3'e böldüm 1 kere var. 302 çarpı 1, 302. 1 çarpı 1, 1. 302 bölü 1 de 302'ye eşit. Yani yolumuz 302 kilometreymiş diyorum. Doğru cevap C seçeneği. 12. soruya geldiğimizde. Rüstem internette araştırma yaparken çekirgelerin boylarının 20-30 katı kadar yükseğe zıplayabildiklerini okumuştur. Rüstem'in okuduğu bu bilgiye göre boyu 2'nin küpü santimetre olan bir çekirge aşağıda verilen yüksekliklerden hangisine zıplayamaz demiş. 2'nin küpü çocuklar 8. Yani çekirgenin boyu 8 santimetreymiş. Peki en fazla 30 katı kadar yüksekliğe zıplıyor. Yani 8 çarpı 30'a baktığımda 240. 240'tan daha yüksek bir yüksekliğe zıplayamaz. Yani doğru cevap D seçeneği olacaktır. 13. sorumuza geldiğimizde Yukarıda şekil 1 ve şekil 2'de verilen iki ayrı pota ile oyun tasarlayan Serhat'ın tasarladığı oyunun kuralları aşağıda verilmiştir. Tasarladığı oyunu kuralına göre oynayan Serhat her potaya da iki kere atış yapmış ve topun düştüğü bölgelerdeki sayıların farklı olduğunu görmüştür. Bakın burası çok önemli. Her potaya iki kere atış yapıyor ve farklı yerlere düşüyor top. Buna göre Serhat'ın alabileceği en yüksek puan aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Kurallarını okuduğumuzda Şekil 1 ve şekil 2'de verilen tam sayıları file ile ayırarak bölgeler oluşturmuş. Şekil 1'de topun denk geldiği bölgede yazan sayıların mutlak değerlerini alındıktan sonra sayıları topluyormuş ve çıkan sonuç puanı belirliyormuş. Şekil 2'de topun denk geldiği bölgelerde yazan sayıların mutlak değerini alıp sayıları çarpıyormuş ve çıkan sonuç puanı belirliyormuş. Oyun bitiminde iki potada alınan puanlar toplanıyormuş. Şimdi şekil 1'de en fazla puanı almasını istiyorum çünkü ben Serhat'ın en yüksek puanını arıyorum. Dolayısıyla iki tane ayrı sayıya düşecek, ayrı bölgeye düşecek ve mutlak değerleri alındıktan sonra en yüksek sonucu ulaşmasını istiyorum. Bir tanesi 7 olmalı çünkü mutlak değer eksi 7, 7'yi verir. Bir diğeri de 3 olmalı çünkü mutlak değer eksi 3, 3'ü verir. Sayıları topluyordum birinci bölgede 7 artı 3 yani 10 puanı aldı buradan. İkinci bölgede de yine en büyük sayıları almalıyım. Bakın mutlak değer eksi 9, 9'u verecektir. Mutlak değer eksi 6, 6'yı verecektir. Ve bu iki sayının çarpımını alıyordu ikinci bölgede. 9 kere 6, 54. Çıkan sonuçları topladığında da son olarak puanını bulmuş oluyordu. Yani 10 artı 54, 64 sonucuna ulaştım. 14. sorumuza geldiğimizde. Yukarıda verilen üçgen, kare ve yıldız ile bir işlem tanımlanmaktadır. Bütün işlemleri doğru tanımlayıp yerlerine yazan ve 2 bölü 3, üçgen 1 bölü 2, kare 4 bölü 5, yıldız 5 bölü 12 işleminin sonucunu işlem önceliğine göre doğru bulan uzayın bulduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir demiş. Çocuklar Burada fark olarak işlemleri bizim yapmamız istenmiş. Bakın üçgen yerine çarpma koyduğumuzda 3 bölü 4 çarpı 2 bölü 3. Sadeleştirmelerimi yaptım. 3'ü 3'e böldüm bir kere var. 3'ü 3'e böldüm 1, 2'yi 2'ye böldüm bir kere var. 4'ü 2'ye böldüm iki kere var. 1 bölü 2'si sonucuna ulaştım. Yani üçgenin çarpma olduğunu söyleyebiliyorum. Peki aşağıdakine geldiğimde kariye ben bölmeyi koyarsam eğer... 5 bölü 6 bölü 2 bölü 3 olacaktır. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirdim ve çarptım. Sadeleştirme işlemim var. 3'ü 3'e böldüm 1. 6'yı 3'e böldüm 2. 5 kere 1 5. 2 kere 2 4. Bakın sonuçlar aynı oldu. Yani kare yerine de bölme işlemi yaptığımı söyleyebilirim. Yıldız yerine toplama koyarsam 3 bölü 5 artı 7 bölü 10. Toplama yaparken paydaları eşitliyordum. Paydaları eşitlediğimde 6 bölü 10 artı 7 bölü 10 yani 13 bölü 10 olacaktır. Yani ben yıldız yerine de toplama yazacakmışım. Peki artık ben bu işlemleri şurada yerine yazmak istiyorum. 2 bölü 3. Üçgen çarpmaydı. 1 bölü 2. Bölü 4 bölü 5. Yıldızım toplamaydı. 5 bölü 12. İşlem önceliğine göre doğru cevaplamıştı uzay. O zaman ben şuradaki işlemimi bir yapayım. 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 çarpı 5 bölü 4. Bakın bölme işleminde ters çevirip çarpıyordum. Ve şimdi sadeleştirmelerimi yaptığımda 2'yi 2'ye böldüm bir kere var. 2'yi 2'ye böldüm bir kere var. 5 bölü 12 sonucuna ulaştım. Sonrasında 5 bölü 12'yi 5 bölü 12 ile toplayacakmışız çocuklar. 5 bölü 12 artı 5 bölü 12 yani 10 bölü 12 sonucuna ulaştım. En sade halini yazmak durumundayım. 12'ye böldüm 5 kere var 12'yi 2'ye böldüm 6 kere var doğru cevabımız 5 bölü 6 d seçeneği olacaktır. 15. sorumuza geldiğimizde yukarıda verilen ifadede ilk iki kutu ile bir işlem tanımlanmış ve sonucu üçüncü kutuya yazılmıştır. Buna göre A artı B işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Çocuklar bakın burada bir bölme işlemi tanımlarsam 5 bölü 8 çarpı 4 bölü 3. 4'ü 4'e böldüm 1 kere var. 8'i 4'e böldüm 2 kere var. 5 bölü 6 sonucuna ulaştım. Dolayısıyla ilk iki ifadeyi bölüyorum. Sonuç son kutucuğa yazılıyor. Peki o zaman ben 4 bölü 5'i 4 bölü 5 bölü a eşittir 6 bölü 5 olduğunu söylüyorum. Peki ben dikkat ederseniz burada a'nın altında gizli bir var. 4 bölü 5 çarpı 1 bölü a ifadesinin değerini 6 bölü 5 olduğunu söylüyorum. O zaman ben şunu yapamaz mıyım? 6 bölü 5'i 4 bölü 5'e böldüğümde 1 bölü a sonucuna ulaşacağım. 6 bölü 5'i 4 bölü 5'e bölüyorum. Birinci kesrimi aynen yazdım. İkinci kesri ters çevirdim çarptım. 5'ler gitti. 6'yı 2'ye böldüm 3 kere var. 4'ü 2'ye böldüm 2 kere var. 1 bölü a işlemi 3 bölü 2 imiş. O zaman a dediğim sayı da tam tersi 2 bölü 3 olacaktır. Peki devam ediyorum. B sayısını 5 bölü 6'ya böldüğümde 1 bölü 2 sonucuna ulaşıyorum. O zaman ben B sayısını aynen yazdım. ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. Ve yine 1 bölü 2 olduğunu söylüyorum. 1 bölü 2'yi 6 bölü 5'e böldüğümde B sayısını bulacağım çocuklar. 1 bölü 2'yi 6 bölü 5'e bölüyorum. Birinci kesrimi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirdim ve çarptım. İşlemimin sonucu 5 bölü 12 oldu. Yani B sayım 5 bölü 12 ymiş. Benden istenilen ifade A ile B'nin toplamı yani 2 bölü 3 ile 5 bölü 12'yi topluyorum. 4 ile genişlettim. 8 bölü 12 artı 5 bölü 12 yani 13 bölü 12. Peki 13'ü 12'ye böldüğümde bir kere olduğunu söylüyorum. Bir kere 12, 12 çıkardığımda da sonuç 1. Yani ben 13 bölü 12 ifadesini bir tam 1 bölü 12 olarak yazabiliyorum. Yani doğru cevabımız A seçeneği. 16. sorumuza geldiğimizde fillerin hortumu 50 bin kasla çevrilidir. Gerektiğinde hortum kasılır ve tonlarca ağırlıktaki cisimleri bile kolaylıkla itebilir. Birçok yönden işlevsel olan bu organ fillerin su içebilmesi veya vücudunun üzerine su püskürtebilmesi için 4 litre su tutabilmektedir. 4 litre su tutabiliyormuş çocuklar. Buna göre bir fil 4'ün küpü litre suyu, hortumundaki suyu tamamen boşaltıp tekrar doldurmak şartıyla kaç seferde alır diye sormuş. 4'ün küpü litre su aslında 64 litre sudur. 64'ü 4'e böldüğümde 16 seferde alacağını söyleyebilirim. 17. sorumuza geldiğimizde, yukarıda verilen şekillerde ortada yazan sayıların içinde bulunduğu şekil belirli bir kurala göre tanımlanmıştır. Bu kurala göre 16 sayısı aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin içinde olmalıdır diye sormuş. Çocuklar Bakın 9 sayısının çarpanlarına baktığınızda 1 3 ve 9. 6 sayısının çarpanlarına baktığınızda 1 2 3 ve 6. Dolayısıyla köşelerdeki sayılar aslında içeride bulunan sayının çarpanlarını ifade ediyor. O zaman ben 16 sayısının çarpanlarına bakıyorum. 16 sayısını 1 tam böler. 16 tam böler. 2 tam böler. 8 tam böler. 4 tam böler başka da bölen tam bölen bir ifadem yok. Dolayısıyla 5 tane sayı tam bölecek. 5 köşesi olacak. Kenar sayısı ve köşe sayısı aynı olduğu için 5 kenarı olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. 18. sorumuza geldiğimizde Berk telefonunun şifresini belirli bir kurala göre tanımlamıştır. Şifre için iki rakam girecek ve birler basamağındaki rakam üst kabul edilecektir. Bu işlemin sonucunda elde edilen sayı şifrenin devamına yazılacaktır. Örneğin, girdiği ilk iki rakam 2 ve 0 olsun. Çocuklar, 20 sayısının 0. kuvvetini alıyor. 1. Yani şifremiz 201 olacaktır diyor. 5 haneli şifrenin Son 3 hanesinde sırasıyla 1, 4 ve 4 rakamları bulunduğuna göre Berk'in telefonunun şifresi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi şuna bakmak istiyorum ben bakın. Girdiği ilk iki rakamın birler basamağındaki rakamı üst kabul ediyorum. Peki 12'nin karesi neye eşit? 144'e. Dolayısıyla şifrem 12'nin yanında 144 olacaktır. 12.144 yani A seçeneği doğrudur. 19. sorumuza geldiğimizde Yukarıda numaralandırılmış toplardan Mete, Uras, Mısra, Irmak ve Başak adlı kişiler birer farklı top çekiyorlar. Mısra ile Irmak'ın aldığı top numaraları toplamı 9, Uras ve Mete'nin aldığı top numaraları toplamı 10 olan 2 asa sayıdır. Çocuklar toplamı 10 olan 2 asa sayım 7 ve 3'tür. Peki bu iki topu aldıktan sonra toplamı 9 olan 5 ve 4 kalıyor. O zaman benim kalan toplarım 2, 6 ve 8. Başağın alabileceği top numaraları değerleri toplamına baktığımda 2 artı 6 artı 8 yani 16 olacaktır. Doğru cevap C seçeneği. 20. sorumuza geldiğimizde yukarıda verilen G ve K kümeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Çocuklar G kümesi Galatasaray kelimesini oluşturuyor, K kümesi Galata Kulesi. Bakın arada virgül olmadığı için o elemanlar farklı değildir. Bakın o zaman G kümesinde sadece Galatasaray olarak bir eleman vardır. Ve K kümesinde de onu da şuraya çizelim. K kümesinde de Galata Kulesi olarak bir eleman vardır. Ve ben birleşim kümesini Galata virgül Galata Kulesi olarak yazabilirim. A seçeneğim yanlış. Kesişim kümesi kesişimleri yok. O zaman ortak elemanı yoksa boş kümedir derim. B seçeneği yanlış. Kesişim kümesi boş küme ise eleman sayısı da sıfır olmalıydı. D seçeneği yanlış. Birleşim kümesine baktığımda çocuklar bakın Galatasaray ve Galata Kulesi. iki ayrı eleman saydım. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.